Korkusu neymiş öğrenmelisin artık acıyı derininden. Asıl şimdi sen görmelisin aşkı gerçek sahibinden. Fahriye Evcen mi, İrem Derici mi? Sana sorayım. Fahriye Evcen. Fahriye Evcen. Evet, çünkü Fahriye Evcen'in tabii bir de güzellik iddiası var ve giydiğini de çok yakıştırabilen birisi. Hem sosyal hayatta hem de mankenlik yaptığı, oyunculuk yaptığı zaman dilimine ait de bir şey bu söylediğimiz. İrem Derici o kadar iddialı değil ama İrem Derici de bize şunu sunuyor. Kısa boylu, vücut aynen hatları böyle 90-80-90 işte böyle mükemmel kıvrımlara sahip kesinlikle olmayan bir kadın da bir blue jean firmasının yıldızı olabilir. O kadın da dar blue jean giyebilir. O kadın da sokaklarda iddialı olabilir. Bizde daha yakın duruyor. Fahriye o mermer sütün güzelliğiyle bizden birkaç yoksa, adım, 10 adım ötede. Yoksa bir şey söyleyeceğim. Yok Fahriye değil de mesela Serenay Sarıkaya. Ha. Serenay ne giyse yakışıyor. Tabii. Geçen gün işte o jean markasının eteğini giymiş dizine kadar. O eteği ben giysem hiçbir şeye benzemem öyle söyleyeyim. Ha, biliyorum. Ama İrem'in giydiği o pantolonu biz de giysek İrem kadar gözükürüz öyle tabii söyleyeyim. Aşağı yukarı zaten bize İrem'le yakın. İrem'le ben aynı boyda bir kadının vücut yapımız da aşağı yukarı aynı. Şimdi diyorum ki gidip alırsam bana da böyle oturacak. Ama Serenay'ın giydiğini giyersem ya da Fahriye'nin giydiğini giyersem neye dönerim? Ben kendimi çok iyi biliyorum. Ben İrem Derici'nin reklam filmini izlerken şuna da takıldım. Babası çekiyor reklamcı Hulusi Derici'nin reklamı. Hani böyle zoomlar mumlar yapılıyor falan. Acaba baba tamam çekebilirsin. Tabii sana ki sonuçta bir cin markasının yüzü oluyorsun. Nerelere zoom yapacaklar? Belli yerlere yapacaklar ama zaten. Ama Gülşen iki günden beri biliyor musun? Ben çünkü hani yazıyorum haber yapmak için de onların isimlerini. Hmm. Hulusi Derici'nin kızı İrem Derici'nin reklam filminde özellikle kalçaya ve popoya fokus yapması böyle birileri tarafından eleştirildi. Hani tabii ki bir blue jean reklamı denildi. Tabii ki onlar ikisi de profesyonel. Biri kamera önü manken olarak seçilmiş. Yani reklam yüzü olarak seçilmiş. Hulusi Bey zaten yılların reklamcısı. Ama yine de baba kızını çekiyor. Hani daha mı zor acaba? Biraz bir böyle iddialı ağır yazanlar vardı. Tabii onları söylemek mümkün değil ama. Bir de şey iddiaları var biliyorsun. Babasından dolayı torpilli. Torpilli olsaydı daha önce oynatırdı herhalde. Kesinlikle. Babası yıllardır çünkü o markayla çalışıyor. Bir de artık İrem oldu. Değil mi? Bir reklam markasının, bir markanın yüzü olabilecek kadar tabii, oldu. Tabii tabii. Bir de bir figür artık gençler arasında. Ama tabii sosyal medya böyle bu tür şeyleri çok sorgulayan bir alan olduğu için baba kızını böyle mi çekmeliydi? O ne güzel geliyor. İkide bir oraya doğru yorumlar artmaya başladı. Bir de bazıları çok ağır tabii ki. Hani ona da haksızlık etmeyelim. Girmeyelim. Nevruz diyor ki yoldaş nasıl güzelsiniz bir kere en güzeli durup durup monitöre bakmamanız. Niye öyle insanlar mı var monitöre bakıyorlar da kameraya bakmıyorlar? Yok biz de arada monitör şurada duruyor arada bir bakıyoruz. Evet. Ama ben görüntülere bakıyorum hani İrem'in görüntüsü bir de ona şöyle bakıyorum. Altyazıya bakıyorum bazen de konuk geliyor tam karşımıza oturuyor. Hani konsantrasyonu onunla da sağlamaya çalışıyoruz o yüzden bakıyoruz. Güzellik derdimiz de değil vallahi. Günaydın kızlar bazıları polisiye dizisi gibi magazin bazı spot kırma yarışında bazısı da şıklık yarışı yapıyor. Tek kaldınız tebrik edildiniz. Yürüyün kızlar kim tutar sizi diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Yürüyelim. Müge bir manken desene yanlış mı söylüyorum? Hep yanlış söylüyorsun. Manken. 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 Hah. Manken. Hızlıca nasıl söyleyeceksin? Manken. Evet. Evet. Evet diğer haberle devam ediyoruz.